Bütün yol boyunca kafanda kurup durmadın değil mi? Kurup durdum, aldım verdim, aldım verdim. Of, içim daralıyor. Seyfi, buraya su koymadın mı? Bir su ver. Koymuştum ocağına. Burada var. İçim yandı, ağzım kurudu. Teyze tamam. Behram, o kıza nikah kıydıysa yanarız Nazan. Cayır cayır yanarız. Nikahlanmadan önce bulmamız, engel olmamız şart. Ya teyze yeter ya, vallahi yeter. Güzideyle oylumu yerin dibine batırmaya doyamıyorsun ya. Yeter. Güzide eğer senin söylediğin gibi biri olsaydı ben onunla olan arkadaşlığımı devam ettirir miydim? Allah Nazan, arkadaşlığını devam ettirmezsen daha iyi olur bence. Görünen köy kılavuz istemez. Durum ortada. Adam metres tutar, kadın dost tutar. Kız nikahlanmadan yatıp kalkar. Vaziyet böyle mi, değil mi? Değil. Senin oradan öyle görünüyor olabilir ama değil. Ya bırak sana Nazan Allah aşkına. Ya Nazan, sen benden yana mısın, elden yana mısın? Ay teyze ya, ben sana derdimi anlatamayacağım. Tamam, sustum, tamam. Evet, sus. Daha iyi olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Tarık, kalksana ya. Tarık. Merhaba. Hoş geldin Nazan. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Muhalle Hanım. Geçin lütfen, buyurun. Oturun. Ümit ederim yolculuğunuz iyi geçmiştir. Valla bu şartlar altında pek de iyi geçtiğini söyleyemem. Haklısınız. Ama emin olun ortakta korkularımız aynı. Ben şimdi size durumla ilgili küçük bir özet geçeyim. Biliyorsunuz ben bu birlikteliğe karşıyım. Bu sebeple de kızımı yurt dışına çıkarmaya karar vermiştim ama Behram bizi havaalanına kadar takip etmiş. Benim olmadığım bir anda da büyük bir ihtimalle tehditle oylumu kaçırmış. Tehditle mi? Sizin yanınızda silahı dayadı kafasına, aldı kızınızı gitti öyle mi? Yok hayır, öyle bir şey görmedim. Ben çıkış pulu almaya gittim. Siz istemiyor olabilirsiniz Güzide Hanım ama oylum oğlumla evlenmeyi istiyor. İstemese hamile kalır mıydı? Şimdi sorun şu. Sorun şu Muhalle Hanımcığım. Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor. Sorun şu ki ikisini de nikahlanmadan önce bulmamız lazım. Sonrası çok zor olacak çünkü. Ne demek istiyorsunuz? Sonrası çok zor olur. Tarık. Boşanmaları bayağı uğraştıracak. Ortada bir de çocuk olacak. Gerçi çocuğu hiç dert etmeyin kendinize. Maddi destek vereceğiz elbet. Mecburen soyadımızı da. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ya? Ben kızıma da bakarım, torunuma da bakarım. İcap ederse oğluna da bakarım. Sen önce metresinden yaptığın kızına bak. Otel köşelerinde büyüyor çocuk. Sen ne diyorsun ya? İzzet'cim, lütfen, lütfen. Ne lütfen Nazan? Ne lütfen? Muhalle Hanımcığım, buraya sorunu çözmeye gelmediyseniz eğer başka türlü konuşabiliriz. Böyle hakaret edemezsiniz. Asla. Niyetim size hakaret etmek değil. Ben olanı söylüyorum.
Hoş geldiniz. Merhaba Zeynep. Ah Sezai. Hoş geldin. Nasılsın Güzel? İyiyim, teşekkür ederim. Senin ne işin var burada Sezai? Ha? Seni alakadar eden bir durum yok, tamam mı? Hadi bas git, hadi, hadi, hadi. Tarık. Terbiyesizlik yapma. Bak öbürünü de kırarım yoksa. Güzide. Tarık. Lütfen otursana Sezai. Muhala Hanımcığım, biz bu evliliğe karşıyız, siz de ben de. Bunun üzerinden konuşalım, olur mu? Ben oğlumu bulacağım, sizi de haberdar edeceğim ve bu evliliğe mani olacağız. Tamam, çok teşekkür ederim. Kızımı bulduğunuzda bana haber verebilir misiniz? Hiç merak etmeyin, attığım her adımdan sizi haberdar edeceğim. Teşekkürler. Hadi Nazan, gidiyoruz. İyi günler. İyi günler, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nazan. Nazan yürü, yürü, yürü. Bak, ben onca aile gördüm, böylesini görmedim. Dost, metres, karı, koca, abo, hepsi bir arada. Yürü, yürü gidelim. Teyze, ayıp ya, gerçekten çok ayıp. Pardon, pardon. Metresi unuttum. O da olsaydı tam olacaktı. Sen bu kadına güveniyor musun Güzide? Ben hiç güvenmiyorum. Hiç güvenmiyorum. Polise gidelim diyorum sana. Tarık, tamam konuştuk, bitti. Gider misin artık? Ne münasebet ya? Oğlum benim kızım. Hiçbir yere gitmiyorum. Tarık gider misin? Rica ediyorum. Gider misin? Efendice çık git şuradan. Sinirimi bozma. Asıl sen beni sinir etme. Ya sen kimi kimin evinden kovuyorsun ya? Burası benim evim. Hadi bas git. Hadi. Burası benim evim. Burası benim evim. Gider misin? Tamam. Tamam gidiyorum. Sırf sen üzülmeyesin diye gidiyorum. Tamam? Tamam anladım. Ben üzülmeyeyim diye. Teşekkür ederim Tarık. Ayrıca 100.000 dolarını da ödeyeceğim, merak etme. Hayır, hayır, hayır. Oğlumun ihtiyacı olacak o paraya. Hayır, artık ihtiyacı olmayacak. Yurt dışına gitmeyeceğine göre, orada yaşamayacağına göre ihtiyacı olmayacak. Ayrıca da kızımın ihtiyacı olursa ben yaparım. Güzide. Bu zamana kadar ben yaptım çünkü. Ben babasıyım Güzide. Allah aşkına. Kapağında o defter. Hadi, gider misin? Terk gider misin? Gerçekten ben bittim artık. Bittim. Havaalanında oğlumu göremeyince... bavullar öyle orta yerde. Bittim o zaman. Yapma böyle. Ne yapabilirim senin için? Ha? Oğlum için ne yapabilirim? Oğlumu bulacağımızı söyleyebilirsin. Oğlumu bulacağımıza beni inandırabilirsin. Elbette bulacağız. Ya oğlumu da bulacağız. Onun hayatını düzene sokacağız. Ne gerekiyorsa. Tamam mı? Her şey düzelecek. İnan bana.